Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Robert Mazars'ın 1945'te Fransa'da başladığı bu soluksuz yolculuk günümüzde de devam etmekte. Mazars denge muhasebe firması olarak adımlarını atmaya başlasa da şu anda uluslararası pazarda denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleriyle adını duyurmayı başardı. Mazars denge firma ortağı Gökçen Müftüoğlu Çapa'yla gerçekleştirdiğim bu benzersiz sohbeti hemen izleyelim. Gökçen Hanım, stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sohbetimize sizleri tanıyarak başlayalım. Çok teşekkürler. Gökçen Müftüoğlu Çapa ben. Yaklaşık 15 yıldır finans alanında, finans sektöründe çalışıyorum. Bunun 8-9 yılı Mazars'ta geçti. Öncesinde de bu çok bilinen, tanınan uluslararası kurumlarda önemli pozisyonlarda çalıştım. Uzmanlığımda birleşme satın alma danışmanlığı diyebiliriz. Neler yaparsınız? Türkiye'de yaklaşık 45 yıl önce kurulmuş bir şirket aslında, bir denetim danışmanlık şirketi. Bizim esas olarak 4 temel hizmetimiz var diyebiliriz. Birincisi bağımsız denetim, finansal tabloların bağımsız denetimi. İkincisini vergi denetimi, vergi danışmanlığı diyebiliriz. Üçüncüsü muhasebe outsourcing hizmetleri, muhasebe temin hizmetleri diyelim. Dördüncüsü de benim uzmanlık alanım olan danışmanlık hizmetlerini sayabiliriz. Danışmanlık hizmetleri nelerdir? Burayı seyircilerimiz için biraz açmanızı rica edeceğim. Tamam, peki. Danışmanlık dediğimiz zaman çok farklı danışmanlık türleri olabilir. Yönetim danışmanlığı bunun bir parçası, insan kaynakları danışmanlığı, stratejik danışmanlık, başka bir sürü danışmanlıklar mevcut ve bunun biz büyük bir kısmını aslında hizmet olarak sunuyoruz. Ama benim özelimde verdiğim danışmanlık finansal danışmanlık diye geçiyor. Bunun altında neler var? İşte şirketlerin birleşme satın alma danışmanlığı. Bu hani duyduğunuz yatırım işleri vardır ya, evet. Bir şirketin bir şirkete yatırım yapması, o süreçte verilen danışmanlıklara çok basit ifadeyle hani yapan bir hizmet türü diyebiliriz. Peki burada neden size ihtiyaç duyuyorlar? Örneğin Almanya'dan yahut Fransa'dan bir yatırımcı Türkiye'deki bir şirkete yatırım yapmadan evvel niçin sizinle çalışmalı? Güzel bir yere parmak bastınız. Bizim müşterilerimizin çoğu zaten aynı söylediğiniz gibi Avrupalı ya da Amerikalılar. Şimdi bu insanlar ya da bu fonlar, bu şirketler Türkiye'de bir şirkete yatırım yapmak istiyorlar. Ama Türkiye'nin şartları, Türkiye'nin kuralları, iş yapış şekilleri veya Türkiye'deki şirketin onların görmediği, bilmediği tarafları olabilir. Bunları bir kenara bırakalım. Şirketin gerçek değerini anlamak istiyor olabilirler. Şirketin gerçek finansal durumunu anlamak istiyor olabilirler. Ve tüm bu süreçte hem bu hesaplamaları yapabilecek hem de sürecin bütününü yönetebilecek bir kişiye ihtiyaçları var. Çünkü bu süreç aslında böyle hani şey gibi değil. Hani biraz böyle araba aldım sattım gibi, hadi aldım sattım el sıkıştık gibi değil. Oldukça uzun sürüyor. Yani en küçük şirketin bu birleşme satın alma sürecini yönetmek bile 3 ay. En az yani. Her şey hazır olduğu dünyada bile 3-4 ay sürer. Bizim işlerimiz normalde diyelim 3 aydan 2 seneye kadar uzayabilir. Avrupalı yatırımcı da hem kendini güvende hissetmek hem de gerçekten doğru adımlar atıyor muyumun cevabını vermek için bize ihtiyaç duyuyor. Peki çok talep var mı Avrupa'dan yahut Amerika'dan ülkemize yatırım? Var, çok güzel talepler alıyoruz. Özellikle son dönemde yaz aylarında hani benim elimde, ki ben hani bir danışmanım, bizim gibi danışmanlık yapan elbet başka şirketler de var. Sadece benim elimde 8 adet proje vardı. Yani bu çok ciddi bir rakam bir danışmanlık işi için. İkinci güzel haberse bu yatırımcıların %100'ü yabancıydı. Yani Avrupalı ve Amerikalı yatırımcıydı. Bu şu demek aslında, Türkiye'de ciddi bir fırsat görüyoruz. Ve biz Türkiye'ye yatırım yapmaya devam etmek istiyoruz demek. Bu da ülkemiz için güzel bir haber. Gayet iyi. O halde sevinmeliyiz. Ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak yatırımlar gelecek diyebiliriz. Bizim gibi bu hizmetleri veren firmalar var dediniz. Peki sizlerle onları ayırt eden
farklılıklar nelerdir? Şöyle, bu işleri aslında bu danışmanlık hizmetlerini veren bizim gibi uluslararası kurumlar ülkemizde de dünyada da mevcut. Ama biz biraz farklı bir duruş sergilemeye çalışıyoruz. Hem yaptığımız işin kalitesi, verdiğimiz hizmetin butikliği anlamında hem de bu aslında işlerden kazandığımız parayı birazcık daha topluma geri dönüşünü sağlamak için adımlar atıyoruz. Sivil toplumu destekliyoruz. İşte bir takım gönüllülük faaliyetleri, bir takım eğitimleri hiçbir ücret almadan ihtiyacı olan insanlara geri sunuyoruz. Sosyal sorumluluk projesi tarzında. Peki evet. Sivil toplum kuruluşları demişken STK'larla nasıl çalışırsınız? Şöyle, kurucu ortaklarının, şu anki CEO'sunun da aslında birazcık gösterdiği yoldan bizlerin de ortaklar olarak hani bunu desteklememiz hasebiyle sivil toplumu her alanda desteklemeye çalışıyoruz. Ne demek? Kendi yaptığımız hizmet zaten finansal kapsamda bir hizmet sunuyoruz ve sivil toplum kuruluşlarının bu tarz hizmetlere çok fazla ihtiyacı oluyor. Evet, sivil toplum kendi yaptığı iş özelinde yaptığı işi çok iyi bilen, çok iyi ekipler, ancak bu ekiplerin finans ve muhasebe kasları zayıf olabiliyor. Çünkü onların işleri değil. Bu noktada işte denetim, danışmanlık gibi hizmetlere ihtiyacı oluyor. Biz de bu alanda artık tanındığımız, bilindiğimiz için böyle bir ihtiyaç olduğunda bu kuruluşlar otomatik olarak bize geliyorlar ve bizden bu desteği almak istiyorlar. Biz de memnuniyetle, hani gönüllülük esasıyla ve sosyal sorumluluk bakış açısıyla bu kuruluşlara yardım ediyoruz. Peki, girişimcilik startup ekosisteminde yerinizi tanımlar mısınız? Girişimcilik ekosisteminde zaten profesyonel işim gereği olmak durumundayım. Çünkü yatırımcının danışmanı ya da girişimin danışmanı oluyorum. Bu benim profesyonel işim. Ancak sadece hani işe profesyonel olarak da bakmıyoruz. Biz biraz felsefemiz gereği sosyal sorumluluk bakış açısıyla baktığımız için ve girişimcilik ekosisteminde hep genç arkadaşlarımız, yani 18-40'a genç dersek, genç arkadaşlarımız olduğu için aldığımızı geri verme bakış açısıyla onlara destek oluyoruz. Nasıl destekler? İşte bana geliyorlar. İşte şirketimin, girişimin değeri nedir? Birlikte bakabilir miyiz? İşte yatırımcıya bir sunum yapacağız ama bu sunum düzgün bir sunum mu? Hangi soruları bize sorabilirler? Nasıl cevap vermeliyiz? Ya da işte benim asıl işim finans olduğu için finansal okuryazarlıkla ilgili öğrenmek istedikleri şeyler varsa eğitimler veriyorum. Ya da şimdi Türkiye'de ekosistem çok büyük değil ama yapılanmaya da başladı. İşte bir takım hızlandırıcı dediğimiz programlar var. Ne demek hızlandırıcı? İşte belli sektörlerde işte startupları alıp seçip eğitebilmek için kurulan yapılar. Mesela bunlardan bir tanesi sevgili Sinan Güler'in kurduğu bir e-spor hızlandırıcı programı. Bu programda işte e-sporla ilgilenen startupları seçip onları aslında bir terzi gibi uçtan uca alıp büyütüyor. Her alandaki eksiklerini tamamlayarak yatırımcının karşısına çıkarıyor. Ben de o süreçte mesela mentorlardan biriydim finans tarafında. Ya da Hamdi Ulukaya'nın uluslararası bir programı var. Yine bir startup programı. Orada da mesela mentorlardan biriydim. Bunun gibi gönüllü olarak yaptığımız işler de mevcut. Gökcan Hanım, artık hemen hemen her sektörde sürdürülebilirlik kavramı duyuyoruz. Nedir bu sürdürülebilirlik? Sizden dinleyelim. Sürdürülebilirlik, sustainability aslında kelimenin özüne bakarsak sürdürmekten, daimi olmaktan geliyor. Her sektör kendine göre yorumluyor ama çok temelde belki şöyle dememiz lazım. Hani bugünün ihtiyaçlarını, bugünün insanların ihtiyaçlarını gelecekteki insanların kaynaklarından kullanmadan karşılayabilme becerisi. Şimdi bu aslında kavram uzun yıllardır konuşulan bir kavram. Birleşmiş Milletler'in de bunun üzerine ciddi çalışmaları da var. Hatta işte şu anda aslında sürdürülebilir kalkınma hedefleri dediğimiz Birleşmiş Milletler tarafından ortaya atılan ve birçok ülkenin kabul ettiği, kişilerin ve kurumların da benimsediği 17 adet temel hedef var. Bu hedefler kapsamında Birleşmiş Milletler'in amacı 2030 yılına kadar bu hedeflere ulaşabilmek. Tabii çok kolay bir şey değil ama hani bu şu demek değil, her zaman sonuç değil, yol da önemlidir. O yolda hem ülkeler, hem kurumlar, hem kişiler ciddi adımlar atıyor. Biz de aslında kurum olarak bunlardan biriyiz. Olabildiğince sürdürülebilir bir şekilde iş hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla her sektör bu bahsettiğim hedefleri baz alarak, işte eğitim var, eşitsizlikler, adalet, açlık, iklim değişikliği, su krizi gibi bir sürü hedef var. Bunlardan kendi sektörlerine uygun olanı seçip ona göre adım atmaları aslında sürdürülebilirlik. Şirket olarak bu yıl ve önümüzdeki yıllar için neler yapmak istiyorsunuz? Şöyle, biz büyük bir kurumuz ama bir yandan da amatör ruhla çalışıyoruz. Dediğim gibi birçok farklı yerde varız. Finansın birçok alanında varız.
Zaten belli yapılarımız çok oturmuş ve çok biliniyor ama danışmanlık tarafında nispeten küçük bir grubuz. Benim kişisel hedefim danışmanlık tarafına birazcık daha yüklenip orayı biraz daha geliştirmek. Daha farklı danışmanlık hizmetleri verebilmek. Çünkü ben biraz da bizi köprü olarak da görüyorum. Yurt dışındaki yatırımcının ilgisini buraya çekebilmek ve buradaki şirketlere aslında bir anlamda kaynak sağlayabilmek. Benim önümüzdeki orta ve uzun vadeli hedefim aslında biraz daha bu birleşme satın alma tarafını güçlendirmek. Kameralar kayıtlamadan evvel sizle yaptığımız sohbette maalesef Şubat ayında yaşadığımız depremde hatta gönüllülük esasında bir tane sosyal sorumluluk projesinde yer aldığınızda değindiniz. Biraz paylaşır mısınız? Tabii. O da çok güzel bir projedir. Yani içinde parçası olmaktan ötürü de çok mutluyum. Şöyle ki işte 6 Şubat'ta maalesef bu deprem felaketini yaşadıktan birkaç gün sonra ihtiyaç haritası adı altında bir yardım kuruluşumuz var. Çok da güzel işler de yapıyorlar bu arada. Etki alanlarını da deprem esnasında çok da artırdılar. Depremle ilgili bir takım kaynaklar onlara ulaşmaya başladığında otomatik olarak, içgüdüsel olarak şöyle bir şey düşünmüşler. Demişler ki hani biz evet bu paralar bize geliyor ve biz yardımları yapmaya başladık. Ancak hani hesap verebilir ve şeffaf olmamız lazım ki sonuçta bu gelen paranın bir hesabını vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla bir şekilde bize ulaştılar. Dediler ki biz bunun hesabını nasıl vereceğiz? Hani bize geliyor ve biz harcıyoruz deprem bölgesine. Lütfen bize yardımcı olun. Biz de bu vesileyle arkadaşlarla bir araya geldik, oturduk, dedik ki bunu nasıl yaparız ve bunun için bir rapor hazırladık. İşte bu paranın girişinin ve bu paranın çıkışının denetimini yaptık. İlk raporumuzu da yayınladık. Muhtemelen onlar da kısa bir süre sonra halkla paylaşacaktır. Dolayısıyla bu grubun parçası da olmuş olduk. Bu vesileyle onlarla birlikte Hatay'da 1200 kişilik bir konteyner kent açılışı yaptılar. Çok kıymetli bir yatırımdır bölge için. Hatta biz de oradaydık, açılışa da birlikte katıldık. Projelerimiz de devam edecek. Gökçe Hanım, röportaj teklifimizi kabul ettiniz, bizi kırmadınız. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz bir husus var mıydı? Biraz daha gençlere şunu belki söyleyebilirim. Hani çok fazla gençlerle çalıştığım için. Bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerini biraz kafa yorsunlar. Hani girişim yapmaktan, girişimci ruhla davranmaktan korkmasınlar. Ve bu hedeflerin içerisinde bir tanesi var ki ben çok önemsiyorum. 17. madde hedefler arası ortaklık. Bu sadece hani gençler için değil hepimiz için. Hepimiz birbirimizi destekleyeceğiz ki ülke olarak yükseleceğiz, düzlüğe çıkacağız. Dolayısıyla hangi sektörde olursa olsun birbirimizi desteklememiz lazım. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Değerli seyircilerimiz, böylelikle şirket ortağı Gökçen Müftüoğlu Çapay'la gerçekleştirmiş olduğumuz sohbeti noktalıyoruz. Yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Hoşçakalın. Evet, değerli seyircilerimiz, bugün de lokomotif sektörlerimizin liderlerinin değerli fikirlerini dinleme fırsatı bulduk. Bu haftalık da programımızın ne yazık ki sonuna geldik. Yenilikleri, gelişmeleri ve sektörel başarıları birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.